Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, Ankara İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Ben oradan orası sevmişimdir bu Ankara arkadaşlar. Şimdi şu valizimi alacağım, arabamı kiralayacağım. Sonra bir neydi orası? Avfoni'ye gideceğim. Hadi bakalım. Ajita gelirken de işte 3 gün önceden rezervasyon yapmayın boşu boşuna. Zaten yaptığınız rezervasyonla aracı alamıyorsunuz. Onlara kalmış. Hangi aracı isterseniz isteyin, onlar istediğini veriyor. Alo. İyi günler. Şimdi aşağıya geldim de ben, arkadaş siz görüşün isterseniz dedi. Ben 3 gün önce Budget'tan, yani sizden Fiat Egea kiraladım. Bugün dediniz ki araçlar dün akşam ikisi kaza yaptı. Hyundai Accent Blue verelim, dizel otomatik. Tamam dedik, aşağıya geldik. Bu aracın da ön lastikleri inik, bu da olmuyor. O zaman Ford Focus verelim'e döndü. Bir kere de kaç tane rezervasyon değiştiriyoruz? Evet, marka garantisi verdiniz. Nasıl verdiniz? Ben Egea'nın kampanyasından faydalanarak Egea istedim. Egea'nın kampanyasından faydalanarak Accent Blue verilmiyor. Genel ben bir sınıf rezervasyonu yaparsam dediğiniz doğru. Ama ben Fiat Egea için rezervasyon yaptım. Rezervasyonumun üstünde de garantili rezervasyondur diyor. Ya beyefendi, ben de size diyorum ki Accent Blue da Fiat Egea'nın üst grubu dediniz. Ford Focus'a da üst grubu diyorsunuz. Ben de diyorum ki üst grup ekonomik değildir. Üst grup konfor olur. Yani üst gruba upgrade ediyorum diyorsanız bunun üst grubu konfor klası olur. Var mı konfor klaslı arabanız? Ama bak, bakın cümleniz şöyle devam ediyorsunuz. Ben size hala yardımcı olmaya çalışıyorum diyorsunuz. Yani buradaki hala sanki sorun benden kaynaklanıyor ve siz hala yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Güzel kardeşim, bana diyorsunuz ki Fiat Egea değil mi benim anlaşmam? Sonra bana yukarıda upgrade ettim, dizel otomatik araba veriyorum size diyorsunuz. Eyvallah diyorum. Aşağıya iniyorum. Bu sefer yine manuel, benzinli bir araçla gidiyorum. Önemli değil ya. Hiç problem değil benim için. Ben geldiğimde daha da çok kirlenir zaten. Buradan Budget yetkililerine sesleniyorum. Ofisteki adamları değiştirin. Onun yerine buradaki arkadaşlara daha çok özen gösterin. İşletmecilik öyle gerizekalılıkla olmaz yani. Yukarıdaki ofistekini çözemediği burada çözülüyor. Evet, şimdi arabamızı da aldık. Nereye geldik? Avfoni. Avfoni hem airsoft oynayıcıları hem de silah kullanıcıları çok yakından biliyor zaten. Bu internette bizim taktik ekipmanları da, silahların fişeklerini de, koli bazlı. Ankara'da muazzam bir dükkan var. İstanbul'da yok. Bunun için bile geliriz ama Ankara'ya. Problem değil. Şimdi neler var burada? Airsoft, PCP'ler. Bu taş. Şarjörler, otomatikler, havalılar. Yani bizim gibi insanlar için Luna Park gibi bir yer arkadaşlar. Abi ismi neydi? Ümit. Ümit abi de sağ olsun. Biz de çok ilgilendi. Güzel olduk. Siz de hoş geldiniz. Bir saate yakın bir sohbet ettik kendisiyle. Alışverişimizi koç, yaptık. Koç, aslan. Eyvallah abi. Şimdi Kırıkkale'ye doğru gidiyoruz. Öyle abi, çok memnun oldum. Ben de hocam. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. Hayırlı yolculuk. Avfoni arkadaşlar, Ankara'ya gelen avcı, Airsoft'la ilgilenen herkes buraya gelsin. Ümit abiyi de bulsun.
Belice'de sabah bıldırcın avı yapıyoruz. Mehmet abinin köpekler canavar. İki tane atışı gördünüz zaten. Evet. Yine bir eter aldılar soldan. Biraz kuş seyrek ama. Ah suyu ya. İki tane mi kalktı, bir tane mi? Bravo Kontes. Maşallah ya. Vallahi maşallah. Aldın mı patron? Aldım. Şimdi biraz şu avın adabından bahsederim. Şimdi şunun ucunu görüyor musunuz? Şimdi Atece'ye bu taktik modeli biliyorsunuz, önceki videolarda tanıtmıştım. Ama kapasite olarak 7+1 bu tüfek. Ama avın adabındandır. Bir tüfeğin içinde maksimum 3 tane fişek olur arkadaşlar. 2 tane hazne, 1 tane namluya. Onun haricinde yasak. Bugün herhalde bir 20 kilometre falan yürümüşüzdür. İşte üzerimizde fişekler, sular, tüfekler. Buradaki esas hikaye hayvanı vurmak değil. Buradaki esas hikaye İstanbul'da yapamadığımız doğa yürüyüşü. Kuyuydu, tüyüydü. Burada yapabilmek. Şu manzaraya baksanıza. Güzeldi. Bu arkadaşlar, böyle giriyorsunuz buraya. Ava avcı. İzninizi alıyorsunuz, geliyorsunuz, avlanıyorsunuz. Olur zaten. Bunun da ne var?
Bak bu da sev beni diye geldi şimdi işte. Kıskandı kadın millet. Değil mi? Değil mi? Aferin, bugün güzel av yaptık. Değil mi? Daha çok. Koşup yakalamayı seviyor. Şu sarkık dudaklarına da. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi bu videoların altına şu iki tane fıstık için yorum yazıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Kart dolu dedi lan, ondan bitmiş. Kaçlı kart var ki içinde? 32. Onun kapasitesi vardır ha. Heh. Allah! Ne? Yerleri çek. Kız, vallahi kopartırım kafanı senin. Şimdi daha önceden bir makyajla ilgili zaten bir video ben yapmıştım, paylaşmıştık. O acayip hit aldı. Bugün de YouTube kanalında sizlere yemek tarifi vereceğiz. Evet. Şimdi şefimiz Doktor Ergün. Namı değer doktor. Şöyle tanıştırayım sizi. Merhaba. Sahallarımın burada yazdığına bakmayın, benim yaşım daha evet. Geç ha. Burada yamak, aşçı yamağı, çırak sarımsakları merhaba. Kesiyor. Şimdi ne yapıyoruz bugün yemek olarak? Bugün yemek olarak bıldırcınlı güveç yapıyoruz. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Sayalım neler var malzemelerimizde. 2 adet domates. 3 adet. 3 adet. Patates. Patates. 3 adet de patlıcanımız var. Evet. 2 diş de sarımsak var. 1 tane soğanımız var. 1 soğan var. 6 tane de bıldırcım var. Babam böyle perşembe pazarına dönmüş. Ben bile diyorum ki olayın meselenin aslı budur diyorum. Bu salak hala çılbırcınları koydunuz mu? Ne sen ya? İstanbul lan bu. Yeter. Ne etmez lan? Ağzımın suyu aktı la. Kaç saat pişecek bu şimdi? Bir saat. Bir saat nasıl geçecek la?